Türk Ocakları Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Öz, hiçbir zaman yardımınızı bizden esirgemediniz. Her zaman yardım elini uzattınız. Bu yardım eli bizim varlığımızın devam etmesidir. Bu yardım eli coğrafyamızı korumaktır. Bu yardım eli Türk varlığını, Türk coğrafyasını, Türk bölgelerini gelecekte bir çatının altında birleşmesi demektir. Türk Ocakları Genel Merkezi'ne çok teşekkür ederiz. Çadırlarımız geldi. Mücahitlerimize kalacak yerleri hazırlıyoruz. Allah razı olsun. Türk Ocakları her zaman bizim yanımızdadırlar. İster kurban bayramlarında, o başka münasebetlerde her zaman bizlere destek olmuşlar. Bu nedenle şehit aileleri adına sonsuz şükranlarımı bildiren sağ olun, teşekkürler. Ocakları gerçekten hem Kuzey Irak'ta hem de Türkiye'de bizim zorla köse maruz kalan zor şartlar altında yaşayan Türkmenleri yalnız bırakmadı. O yüzden biz hem Irak Türkmen Cephesi adına hem de Irak Türkmenler adına başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere ocaklarına şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Kıymetli hayırsever vatandaşlarım, Türk Ocakları Genel Merkezi olarak 4 yıldır sürdürdüğümüz Türk'ün Ocağı'ndan Türk yurtlarına yardım edi kampanyası kapsamında yüz binlerce liralık yardımın mağdur ve mazlum soydaşlarımıza ulaşmasına yardımcı oldu. Bu Ramazan ayında da yine sizlerin yoğun desteğiyle Türkiye'de Ankara, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te, Irak'ta Kerkük'te, Suriye'de Çobanbey'de ve diğer bölgelerde yaşayan Irak ve Suriye Türkmenlerine ve Uygurlara fitre, zekat ve bağışlarınızı ulaştırdık. Yardım dağıtımıyla alakalı detaylı bilgiyi internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. Şundan emin olunuz ki yardımlarınız son kuruşuna kadar sizlerin niyetiniz doğrultusunda yerine ulaşmaktadır. Kampanyamıza destek veren her bir hayırsever vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak soydaşlarımızın çilesi ve mağduriyetleri bitmiyor. Bu yüzden yardım kampanyamıza desteğinizi her daim bekliyoruz. Türk Ocakları olarak dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi Türk varsa ona ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.